Üstad Necip Fazıl Kısakürek. 26 Mayıs 1904'te Ahmet Necip Kısakürek, İstanbul'da Çemberlitaş'tan Sultanahmet'e doğru inen sokaklardan birinde, 2. Abdülhamit Han'a Ermeni komitacılarınca yapılan bombalı suikast hadisesinin tarihi mahkemesini yapan İstanbul Cinayet Mahkemesi ve İstinaf Reisi Maraşlı Kısakürekzade Mehmet Hilmi Efendi'ye ait büyük bir konakta açar gözlerini dünyaya Necip Fazıl. Babası Abdülbaki Fazıl Bey, annesi ise Mediha Hanım. Baba kökü Maraş'ın en eski ailelerinden Kısakürek oğullarına bağlı. Kısakürekler Yavuz Sultan Selim devrinde Maraş'ta hükümet konağına bağlı bir kol. Anne ise Akdeniz taraflarından gelip Aksaray'a yerleşen fakir bir ailenin kızı. Çocukluğu doğduğu konakta geçen Necip Fazıl aile eğitimini daha ziyade Mehmet Hilmi Efendi'den alır. Henüz 5 yaşındayken günlük gazeteleri okuyup çevresindekilere anlatabilecek birikime sahip olan torununu aklı evvel sıfatıyla çağıran Mehmet Hilmi Efendi, hem konağın diğer sakinlerine karşı bu torununu şımartmakta hem de onun Fuzuli'nin divanıyla ve Hazreti Ali'nin cenk hikayeleriyle beslemektedir. 1908 2. Meşrutiyet'in ilanı. Hastalıklarla geçen yıllar. O yıllarda İstanbul'a gelen ilk otomobillerden birini Necip Fazıl'ın babası satın alır. Babası mektebi hukuku bitirir ve Mehmet Hilmi Efendi'nin zorlamasıyla eşi Mediha Hanım'la çocukları Necip Fazıl ve Selma'yı da alarak tayin edildiği Bursa'ya götürür. Çok geçmeden İstanbul'a dönerler. 1910. Çok kısa bir mahalle mektebi devresi vardır Necip Fazıl'ın. Kur'an dersi almaya başlar. Babaanne Zafer hanımefendi yaramazlıklarından kurtulmak için onu roman okumaya alıştırır. Yıl 1912. Dedesi Hilmi Efendi onu kendi eliyle Gedikpaşa'daki Fransız mektebine yazdırır. Çok geçmeden oradan alınarak aynı semtteki Amerikan Koleji'ne verilir. Kolejden de çabucak usanır ve ayrılır. Mektebe giderken Gedikpaşa bakkallarından yolda yediği peynir ekmek o günlerden unutamadığı hatırası. Babası 33-34 yaşlarında ölmüştür. 1916'da girdiği Mektebi Fünun-u Bahriye-i Şahane'de Yahya Kemal, Aksekili Ahmet Hamdi ve Hamdullah Suhbi gibi hocalardan ders alır ve tasavvufla ilk teması da bu okuldaki edebiyat hocası İbrahim Aşkı Bey'in kendisine verdiği Semeratul Fuat ve Divan-ı Nakşi eserleri vasıtasıyla gerçekleşir. Nazım Hikmet, Nizamettin Nazif, geleceğin Cumhurbaşkanı Fahri Said Korutürk, okul arkadaşlarındandır Necip Fazıl'ın. Ahmet Haşim'in, Halide Edip'in, Refik Halit'in, Fuat Köprülü'nün yazdığı yeni mecmuada şiirleri çıkmaya başlar. Tasavvufi bir hava tüten bu şiirlere ve bu şiirlerin sesine karşı herkeste büyük bir alaka olur. Hakkı Tarık Usun çıkardı Vakit gazetesinde yazdığı bir röportajla gazeteciliğe başlar. 1925 Galata rıhtımında büyük bir vapurla Marsilya'ya hareket. Necip Fazıl Paris Sorbonne Üniversitesi'ne gidiyor. Uğurlamaya gelenlerden hocasının bir sözü vardır. Tarihin malı olduğunu unutma. Örümcek Ağa kendisinin ilk şiir kitabı olur ve büyük bir takdirle karşılanır. 1928'de Kaldırımlar adlı ikinci şiir kitabı takip eder. Özellikle Kaldırımlar şiiri heyecanla övülür. Hakkında kullanılan bir mısrağı bir millete şeref vermeye yeter. Şimdiye kadar gelen şairlerin en büyüğü gibi ifadelerde bu dönemde yoğunlaşır. Fakat Necip Fazıl'ı övme yarışına giren insanların neredeyse hepsi Necip Fazıl kendisini üstad kılan yola girdiğinde bir anda ona cephe alarak çap ve samimiyetlerini ortaya koyacaktır. 1929 Fikret Adil'in Beyoğlu'nda tünel tarafında Asmalı Mescid Sokağı'ndaki pansiyon odasında Peyami Safa, İbrahim Çallı,
Mesut Cemil, Eşref Şefik gibi meşhurlarla yaşanılan bohem hayatı başlamıştır. 1930, Ankara'ya yerleşir. Açılan imtihanı kazanır ve İş Bankası Genel Muhasebe Şefi olarak işe başlar. Bir taraftan da Ankara'da çıkarılmakta olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinde zaviye başlığı altında tahlil yazıları yazmaktadır. Şevket Süreyya Aydemir'in müdürlük yaptığı Ankara Ticaret Lisesi'nde 2 ay gibi kısa bir dönem hocalığı da vardır. 1931, onu Taksim'deki Taş Kışla'nın 5. alayında ihtiyat zabiti olarak görüyoruz. Orada 6 ay erlik, sonra harbiyede 6 ay talebelik, 6 ay subaylık yapacaktır. Yıl 1932. Örümcek Ağa ve Kaldırımlar isimli şiirlerle yeni yazdıklarını da bir araya getirerek Ben ve Ötesi isimli kitabını çıkardı. Kitapta 1922 yılından 1932 yılına kadar 10 yıl içerisinde yazılan 71 şiirin yer aldığını görüyoruz. 1934, Es-Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile tanıştığı sene. Bu tarihten itibaren sanat ve edebiyat çevrelerinde mistik şair ve Bay Mistik diye anılmaya başlar. Oysa o, tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum, der Necip Fazıl. 1935, Muhsin Ertuğrul'un tavsiyesiyle ilk piyesi olan Tohum'u kaleme alır. Tohum'dan edindiği tecrübeyi çok iyi bir şekilde etüt eden Necip Fazıl, 1937 yılında kendisinin Türk Shakespeare'i olarak anılmasının yolunu açan Bir Adam Yaratmak adlı Türk tiyatrosunun zirvesini tutan eserini yayınlar. Eser o kadar büyük bir tesire sahip olur ki, tiyatronun gösterildiği salonlarda eserden etkilenip bayılanlar olur. Hem olay örgüsü hem de diyalogların içerisinden sızan derin fikir bu eseri bir şaheser haline getirir. 1939, Necip Fazıl Son Telgraf gazetesine yazdığı çerçevelerde birçok baş muharirin aksine savaşın mukadder göründüğü tezini savunmaktadır. 1940, Sabır Taşı isimli piyesi Semih Lütfi Kitap Evi'nce, Namık Kemal isimli incelemesi ise Namık Kemal'in doğumunun 100. yılı münasebetiyle Türk Dil Kurumu'nca yayınlanır. 1942, Babanzadelerden Neslihan Hanımefendi ile Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin huzurlarında evlenirler. Bu evlilikten 3 erkek, 5 çocukları olacaktır. 1943, 17 Eylül'den itibaren Büyük Doğu Dergisi'ni çıkarmaya başlar. Bu dergi, onun ömrünün sonuna kadar inmeyeceği fikir zirvesini barındıran yüce bir dağ olur ve etrafına tohumlar saçan, baskılara fikir gövdesini siper eden nice ağaç bu okulda yetişir. Büyük Doğu koskoca bir İslam davasının ismi haline gelir. Büyük Doğular, 243 günlük gazete ve 328 dergi olmak üzere 571 sayı, 16 devir ve 35 yıl boyunca o kadar büyük bir tesire sebep olur ve o kadar mühim bir fonksiyonu yerine getirir ki her çıkışında infial oluşturur. İslami kesimin bilinçlenmesinde ve düşünebilen, yüzyıllardan beri süregelen durgunluğu ve gevşemeyi sorgulamaya başlayan, ufku genişleyen bir gençliğin Büyük Doğumunda en büyük müyesser bir dergi olur. Allah demenin Başvekil Şükrü Saracoğlu imzalı bir emirle yasak edildiği dönemlerde Büyük Doğu ismiyle bir tefekkür mücadele binası yükselen bir çatı haline gelir. Yüzyıllardır ilk defa böyle bir fikir kıpırdanışıyla yüz yüze gelen Anadolu halkının fikir bayrağı olarak nice istidadın piştiği bir okula dönüşür. Bu binanın yükselmesi de elbette ki kolay olmayacak. Büyük Doğu'nun kurucusu bu dergi çatısı altında girişeceği mücadelelerin neticesi olarak toplamda yaklaşık 3 yıl 8 ay hapis yatacaktır. Yassıada savcısı Ege Selin her fırsatta Büyük Doğu dergisi etrafında giriştiği mücadeleden dolayı Necip Fazıl'dan, Said Nursi'den bile tehlikeli olan adam sıfatıyla bahsetmesi, Necip Fazıl'ın Büyük Doğu çatısı altında giriştiği mücadelenin bir kısım çevrede oluşturduğu hazımsızlığı gözler önüne serer. 1944 Mayıs'ında Büyük Doğu'da
Allah'a itaat etmeyene itaat edilmez mealindeki bir hadis neşrettiği için mecmua Bakanlar Kurulu tarafından kapatılır. Hocalığından dolayı tamamlayamadığı askerlik görevini tamamlamak üzere Isparta'nın Eridir kazasına garnizon kontrolüne gönderilir. 1946 13 Aralık Büyük Doğu'nun 58. sayısının kapağındaki bir kulak resmi ve altında "Başımıza kulak istiyoruz" yazısı. Bu İnönü'ye hakaret sayılarak mecmua örfi idare tarafından ikinci sefer kapatılıyor. 1947 Devrim Başbakanı Recep Peker tarafından Ankara'ya çağrılır ve gider. Recep Peker, Başbakanlıkta Necip Fazıl'a Demokrat Parti'nin aleyhinde cephe almak ve İslami meseleleri fazla açığa vurmamak şartıyla 100 bin lira teklif eder fakat kabul görmez. Büyük Doğu 59. sayıdan başlayarak tekrar çıkar. 7 sayı sonra mahkeme tarafından kapatılır. Derginin sahibi olarak hanımı Neslihan Kısakürek göründüğünden her ikisi birden hapsedilirler. Sebep, Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Abdülhamid'in Ruhaniyetinden İstimdat isimli şiirin yayınlanmasıdır. CHP tarafından Necip Fazıl ve Büyük Doğu aleyhinde İstanbul, Ankara ve Anadolu'nun birçok yerinde mitingler yaptırılır. Bir taraftan da Sabır Taşı isimli piyesi CHP piyes yarışmasında birincilik alır. 1949, 11 Mart Büyük Doğu haftalık olarak tekrar çıkmaya başlar. Büyük Doğu Cemiyeti'nin kuruluşu, meşhur Sakarya Destanı isimli şiir Büyük Doğu'nun birinci sayısında neşredilir. Şöyle de bir not düşülür. İş bu şiir, 1950 yılı İnönü Şiir Mükafatına talip değildir. İş bu şiir, vecd, aşk ve iman gençliğine ithaf olunur. Kayseri Büyük Doğu Cemiyeti'nin açılış konuşmasını yapıp İstanbul'a döner dönmez tutuklanır. 101 manzum hadis Büyük Doğu'nun ilavesi olarak verilir. 17 gün hapis yatar. 22 Kasım Vatan Gazetesi'nin sahibi Ahmet Emin Yalman, Malatya'da Hüseyin Üzmez tarafından vurulur. Olaydan Büyük Doğu Cemiyeti ve İslam Demokrat Partisi sorumlu tutulur. Necip Fazıl Toptaşı cezaevine girer. Toptaşı cezaevinden Malatya'ya nakledilir. Malatya cezaevinde Osman Yüksel Serdengeçli ile aynı hücrede yatırılır. 1955 Hükümet ve mahkeme kapılarında mermerleri aşındırırcasına gitmeler gelmeler. Büyük Doğu suskundur. Cezaevi hatıraları Cinnet Müsatili adıyla yayınlanır. 8 ay 4 günlük cezasını Toptaşı cezaevinde çeker. 1958 Türkiye Jokey Kulübü tarafından Ata Senfoni isimli at hakkında ilmi, edebi ve tarihi bir inceleme olan bu sahanın tek eseri yayınlanır. İdeoloji örgüsü başlıklı yazılardan bir demeti aynı isimle kitaplaştırılır. Ankara'ya giderken Bolu dağlarında yolda tutuklanarak hapse atılır. 2 gün sonra çıkarılır. Hapisten çıkınca o haftaki Büyük Doğu'nun kapağına konulan zindan parmaklığı içinde kıvranan bir çift el resminin altına şunu yazdı. Zindanın anahtarı bizde, içinde de biz varız. 1961, Topbaşı cezaevindedir. Zindan iki hece, Mehmet'im lafta, baba katiliyle baban bir safta diye başlayan meşhur Zindandan Mehmet'e Mektup isimli uzun şiirini yazar. 1962, cezaevinden çıkar ama davaları bir türlü bitmek bilmez. O mahkemeden o mahkemeye koşturur durur. Davalar beraatleri, beraatler davaları kovalar. 1963 Bursa, Salihli, İzmir, Erzurum gibi merkezlere ulaşan, daha sonra yurdun her tarafından verilen bir konferanslar dizisi başlar. Türkiye'nin bütün şehir ve kaza merkezlerini bir elektrik şebekesi gibi saracak, hatta yurt dışına da yayılacak. Canım İstanbul isimli şiirini yazar, bu şiiriyle İstanbul üzerine yazılmış bütün şiirleri aşıp geçmiştir adeta. Ahşap Konak, Büyük Kapı, Siyah Pelerinli Adam, Tasavvuf Bahçeleri gibi eserlerde Büyük Doğu'yla birlikte ilave olarak verilir. Ancak Büyük Doğu'nun yayını bu dönemde de sürekli olmaz. 9. sayı çıkar ve kapanır. 1966'da konferansları bütün hızıyla sürer. Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Özlediğimiz Neslin Vasıfları isimli meşhur konferansını verir.
Ahmet Abdülbaki mahlasıyla Büyük Doğu'nun her sayısında bir hikaye yayınlanmaktadır. Kanlı Sarık piyesi dergide tefrika edilir. 1969-26 Nisan Son Devrin Din Mazlumları Müdafaalarım isimli eserleri yayınlanır. Şiirlerini de kitabının adını herhangi bir şiire bağlamaksızın Şiirlerim adıyla çıkarır. Bu kitabının ön sözünün son sözünde şöyle der: Şair odur ki her şeyi şiir, şiiri de Allah için bilir. 1972 senesinin başlarında Almanya'ya gider. Almanya'nın Berlin, Köln, Frankfurt gibi büyük şehirlerinde konferanslar verir. 1973 Büyük Doğu Yayın Evi kurulur. Aynı yıl hac mevsiminde Mukaddes Belde'yi ziyaret ederek hac farizasını yerine getirir. Tarihimizde Moskov isimli kitabı yayınlanır. 1975'te basın hatıralarını yazar. 1976 Sabah gazetesinde Kanlı Sarık, Yunus Emre gibi piyeslerini tefrika ettirir. İhtilal ve Sahte Kahramanlar isimli kitapları çıkarır. 1977 10 Ocak televizyonda Şiir Defteri isimli bir programa çıkar. Bir Adam Yaratmak piyesi Yücel Çakmaklı tarafından filme alınarak Ekim ayı içinde birer hafta arayla ve 3 bölüm halinde televizyonda gösterilir. Büyük yankılar uyandırır. Tekrar gösterilmesi için televizyon idaresine mektup, telgraf ve telefonla binlerce istek gelir. Bu istekler cevapsız kalacaktır tabii ki. 1980, 25 Mayıs, doğumunun 75. yıl dönümünde Kültür Bakanlığı ve Türk Edebiyatı Vakfı ortaklaşa olarak Kültür Sarayı'nda bir toplantı tertip ettiler. Kültür Bakanlığı'nca nakdi mükafat olarak 250 bin lira verildi. Türk Edebiyatı Vakfı ise Necip Fazıl'ı Türkçenin yaşayan en büyük şairi ilan etti ve Sultan-ı Şuara, Şairler Sultanı unvanı verdi. 1982, ömrünün sonuna kadar Erenköy'deki odasında kalmayı yeğler. İman ve İslam atlasıyla kafa kağıdı başta olmak üzere ilerlemiş yaşına rağmen beyninin ne kadar muntazam işlediğini gözler önüne seren eserlerini yazmaya devam eder. Kenan Evren tarafından affedilmeyen hapis cezasının tehdidiyle günler birbirini kovalarken takvimler 25 Mayıs 1983'e ulaştığında uzun yıllar boyu kendisini rahat bırakmayan şeker hastalığı sebebiyle arkasında kocaman bir gençlik ve kütüphanelik çapta eserler bırakarak yarım bıraktığı son sigarasının ardından dudaklarındaki tebessümün eşliğinde söylediği "Demek böyle ölünürmüş" cümlesinin refakatinde varlığını tarihe kazımış bir kahraman olarak Serden Geçti'nin de diyeceği gibi doldurulacak bir boşluk dahi bırakmadan son demlerinde kuvvetle muhtemeldir ki velilik mertebesine erdiği bu hayatı terk ederek Hakk'ın rahmetine kavuşur. Arkasından yazı yazan bir dava arkadaşının dediği gibi boşluk bırakmadan her şeyi doldurdu gitti. Kafaları doldurdu, gönülleri doldurdu ve ömrünü doldurdu. Doğduğu gün gibi yine bir 26 Mayıs günü toprağa verildi. 26 Mayıs Perşembe, Fatih Camii adeta mahşerden bir sahne. Yurdun dört bir tarafından gelen gençlik. Kılınan cenaze namazı, Eyüp Sultan'a kadar omuzlar üzerinde yürüyen cenaze. İkindi vaktine doğru Eyüp Sultan'a varış ve defnediliş. Yıkanışında, cenazesinde, namazının kılınışında, vasiyetinde bulunan beni İslami usullerin en incelerine riayette gömünüz arzusu olduğu gibi yerine getirilmiştir. Ölümünden sonra da basında yüzlerce yazı çıkmıştır. Mekanın cennet, ruhun şad olsun üstad. Mukaddes.